Bugün 19 Mayıs 2024 Pazar. Hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Devlet Bahçeli adına bir kere daha utandım. Dün dedi ki ben cezaevi müdürünün yerinde olsam Çetin Doğan'ı derhal tekrar içeri tıkardım. Bunu neden söyledi derseniz Çetin Doğan'ın şahsımıza özel af söz konusu değil Anayasa emrinin Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirilmesidir açıklamasını yapmasından Bahçeli bu söze içerlenip şunu söyledi. Yapılan aftır anayasanın bilmem kaçıncı maddesi deyip karıştırmamak lazım. Evet devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a yaranma adına anayasa emrini bile görmezden gelip çarpıtmalar yaptı ve generallerin taliyesini Erdoğan'ın şahsi hediyesi, kişisel ihsanı olarak sundu. Oysa hakikat Cumhurbaşkanlığının adli tıp raporu ve anayasanın açık hükmüne rağmen taliye kararını bir yıl bekletmesi yani geç imzalamasıdır. Bahçeli bu durumu eleştireceğine padişah efendimizin lütfü ve Ali cenaplığıyla hapisten çıktılar tavırlarında. Tayyip Erdoğan'a bu adanmışlığın sebebini bütün Türkiye biliyor. Yıllar önce kaybettiği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık koltuğunu Erdoğan sayesinde koruması ve Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında frene basılması bunun malum nedenleri. Evet hadise açık bir diyet ödenmesidir. Öyle olmazsa geç uygulanan bir anayasa hükmü için Tayyip Erdoğan'a övgü düzmezdi. Aslında Devlet Bahçeli'nin söylemesi gereken İslamcıların 28 Şubat soruşturmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden intikam aldığı. Bahçeli bunu söylemek yerine 28 Şubat olayları AK Parti ile ona gönül verenleri üzen olay olmuştur diyerek tam tersi bir tavır takındı. İlaveten AK Parti ve AK Partililer demesi de yanlış zira 1997'de ne AKP vardı ne AK Partililer vardı. Malum bu parti 2001'de kuruldu. Kastı eğer Refah Partisi ve Refah Partililerse o partinin genel başkanı da Tayyip Erdoğan değil. Necmettin Erbakan'dır ve Erbakan da 28 Şubat için hiçbir zaman darbe demedi. Şikayetçi de olmadı. Zaten öyle olduğu için AKP ile FETÖ 28 Şubat davasını merhum Erbakan Hoca öldükten sonra açtılar. Davayı açan savcı da FETÖcü bir terörist. 15 Temmuz ihaneti sonrası meslekten atılıp hapse girmiş ve mahkum olmuştur. Bütün bunlar ortadayken Bahçeli'nin 28 Şubat istismarcılarıyla saf tutması hakikaten bühtandır. Alparslan Türkeş bugün yaşasa ve Bahçeli benzer bir tavrı takınsa vallahi anında Milliyetçi Hareket Partisi ile ilişkisini keserdi. Çünkü Merhum Türkeş 28 Şubat sürecinde Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Demirel'le aynı çizgideydi ki elimde bunun kaseti var yani kendisiyle yaptığım televizyon programının kayıtları arşivimde duruyor. Evet Devlet Bahçeli sadece Necmettin Erbakan'a sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil Alparslan Türkeş'e de karşı çıkarak 28 Şubat'ı kullananlarla kol kola girdi. Ayrıca Bahçeli madem sahipleniyor açıklasın 28 Şubat'ta ne oldu da itiraz ediyor. Tayyip Erdoğan nasıl yurt dışındaki mal varlığı iddiaları konusunda Amerikalı senatörlere suskun kaldıysa Devlet Bahçeli de başka tür kaygılar sebebiyle araziye uyuyor. Hadise bundan ibaret. AKP iktidarı sayesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık koltuğunda kalabilen Bahçeli, dün ayrıca tipi tip deyip PKK ile örtüştürdüğü Özgür Özel için de akın neler dedi. Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı. Çok önemli özellikleri var. Çok enerjik, çok çalışkan, çok konuşkan. Pardon ama ne oldu da PKK'lı denilen tipi tip birden aniden Bahçeli tarafından omuza alındı? Değerli takipçilerim günlerdir sorduğumuz soru işte bu. Tam bu noktada utanılacak bir haber daha. Hatırlayacaksınız iktidar 2018 yılında döviz gelsin diye ev alana vatandaşlık uygulaması başlatmıştı. Önce 400 bin dolarlık tapu istenirken sonra 250 bin dolara düşürüldü. Ama heyhat her konuda olduğu gibi bu konuda da sahtekarlıklar yapıldı. Yüzlerce kişi 50 bin dolar karşılığı ev almadan ev almış gibi gösterilerek vatandaş yapıldı. Bunun için organizasyonlar kuruldu. Tefeciden oradan buradan bulunan 250 bin dolar bankaya yatırılıp dekont alındı ve o dekontla tapuya kayıt ardından da vatandaşlık alındı. Hemen ertesinde de bankaya yatırılan para bankadan çekilerek tefeciye ya da gerçek sahibine geri teslim edildi. Bu şekilde tam 844 kişi vatandaşlık aldı. Organizasyon yapan çetenin kazancını söyledim. Adam başı 50 bin dolar. Aktardıklarım dedikodu filan değil. Yargıya intikal etti ve söz konusu davanın iddianamesinden. Şimdi sıkı durun bütün bu organizasyonu yapan çetenin reisi kim derseniz Muammer ve Ozan Ceylan'dır. Onlar kim derseniz Tayyip Erdoğan'ın ödül verdiği saraya yakın baba oğul müteahhitlerdir. İsteyen internetten Erdoğan'ın bu isme ödül verirken çekilen fotoğrafını görebilir. İşte AKP'nin yönettiği Türkiye fotoğrafı maalesef budur. Anlayamadım böyle isimlerin Cumhurbaşkanı'na nasıl yaklaşabildiği ve elinden ödül alabildiğidir. Süleyman Soylu derken Tayyip Erdoğan'ın da bu duruma düşmesi, düşürülmesi devlet adına hicap değil mi? Gelelim Özgür Özel'in dün Saraçhane'de yaptığı öğretmen mitingine. Özgür Bey'e bravo diyoruz zira yapması gereken böyle mitingler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak Madem atamayacaktın, neden bir milyon günahsız çocuğu öğretmen okullarında okuttun? Dedi ki, temel soru işte bu. 22 yıldır ülkeyi yöneten olarak bu facianın tek sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü bu Erdoğan tam 23 yıl önce dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'e aynen şunu söylemişti. Madem atama yapılmıyor, 86 bin genci neden öğretmen okuluna gönderip mezun ettiniz? Evet evet, 20 küsür sene önce bu ifadeyle hücum eden Tayyip Erdoğan, iktidar olmasıyla beraber atanamayan öğretmen sayısını 86 binden 1 milyonun üstüne çıkardı. Ve böylesine büyük bir yığılmaya rağmen Malum ekonomik kriz bahanesiyle 3 yıl boyunca emekli olanların dışında atama da yapılmayacak. Madem öyle kapatın öğretmen yetiştiren üniversiteleri, okulları. Ayrıca birileri Tayyip Erdoğan'a anlatmalı. Lüksten lale devrinden tasarruf yapılmazken eğitimden tasarruf ne demektir? Suriyelilerin eğitim masrafları karşılanırken... Türk'lere eğitimden tasarruf yapın ne demektir? Keza açıkta norm kadro varken 81 bin ücretli öğretmen atamak ne demektir? Bunun adı devletin eğitimciyi öğretmeni sömürmesi değil mi? Şunu da ilave edelim: Dayıp Erdoğan'ın yerden yere vurduğu AKP öncesinde bir öğretmen maaşı ile 20 adet çeyrek altın alınabiliyorken, bugün sadece 11 çeyrek altın alınabiliyor. Evet AKP ile beraber öğretmenlerin ekmeği çalındı, rızkı gasp edildi. Bütün bunlara ilaveten öğretmen alımında mülakat olayı da hak hırsızlığı yani İslami jargonla kul hakkı değil mi? Yahu Tayyip Erdoğan değil midir seçim öncesi mülakat kaldırılacak sözünü veren? bir cumhurbaşkanının verdiği söz yerine gelmiyorsa o devletin, o yönetimin itibarı, inandırıcılığı olabilir mi? Mülakatı kaldırmıyorlar çünkü kendi yandaşlarını bu şekilde kadrolaştırıyorlar. Özetle çöküş ve tükeniş her yerde olduğu gibi eğitim sistemimizi topyekun sarmış kuşatmış durumda. Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde böyle şeyler yok ve hiç olmadı. Ondan sonra da Türk milliyetçiliğinden den vuruyorlar. Milliyetçilik, ümmetçiliğe fedailik yapmak değil, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, doktordan öğretmene, diplomattan memura, işçiden emekçiye, Türkiye'ye dair ne varsa sahip çıkmakla olur.'' Değerli izleyenlerim, dün yine medyaya yansıyan bir başka ilginç haber. Muharrem İnce'nin bundan böyle telefonla genel başkanlığını sürdüreceği. O ne demek derseniz, Memleket Partisi kira ödeyememesi sebebiyle binalarını kapatıyormuş. Anlayamadığım şey şu, Muharrem Bey ve onun gibiler partilerini neden kapatmazlar ve siyasetten niçin çekilmezler? son iki buçuk seçimde görüldü. Binde bir bile oy alamadılarsa siyasete devam etmeleri. Neden? Bunu Muharrem İnce ile beraber Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mustafa Destici gibi pek çok isim yapıyor ki bu yapılan siyasetin meslek edinilmesi ve partilerinde şirket olarak görülmesidir. Maalesef Türkiye epeydir siyasi lider yetiştiremiyor. 1990'da Yıldırım Akbulut'un Turgut Özal tarafından yapay olarak Anavatan Partisi genel başkanlığına oturtulmasıyla başlayan irtifa kaybı hala devam ediyor. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce, Meral Akşener, Numan Kurtulmuş gibiler tesadüfen genel başkan, tesadüfen başbakan, tesadüfen cumhurbaşkanı oldular da tesadüfen siyasi lider, siyasi önder olamadılar. Yılmaz'da Çiller 2002'de kaybettiğinde çekilirken Kılıçdaroğlu, İnce, Davutoğlu ve Babacan gibiler çekilmemek için direndiler ve direnmeye devam ediyorlar. Bu arada Ahmet Davutoğlu deyince Karar isimli bir gazetesi var malum. Pardon ama nereden geliyor değirmenin suyu Ahmet Bey? Davutoğlu'nun hayatı boyunca maaşından başka bir geliri olmadığı biliniyor. Öyleyse Karar Gazetesi'ni kim finanse ediyor? Davutoğlu dürüstlük bağlamında kendince iddialı. Lakin ortada malum bir şehir üniversitesi faciası var ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir soyguna dikkat çekmişti. İşte o iddiaların merkezinde olan birinin yani Davutoğlu'nun perde gerisinden gazete sahibi olması nereden o paralar sorusunun sorulmasını meşru ve zorunlu kılıyor. Son haber Avrupa Birliği'nden. Malum Avrupa Birliği Türkiye'de uzun zamandır bazı vakıf ve dernekleri fonluyor. PKK'nın yanı sıra Türkiye'de inanç, mezhep ve etnisite üzerinden faaliyet yapan kuruluşlara uzun yıllar para yağdırdı ve halen yağdırıyor. İslamcılar bu sebeple Avrupa Birliği'nden para alanları Haçlılar tarafından fonlanmakla itham etmişlerdi. Derken dün ilginç bir şey oldu. Gazeteci Metin Cihan'ın yaptığı araştırmaya göre Avrupa Birliği tarafından beslenen fonların içinde İslamcı bilinen kuruluşlar var. Mesela Bilal Erdoğan'ın yönettiği Türgevle Türkva. Mesela Önder İmam Hatipliler. Mesela radikal İslamcı kuruluş İhha. Mesela yine Bilal Erdoğan'ın olduğu Etnospor. Mesela İbrahim Kalınla Fahrettin Altun'un geçmişte yer aldığı SETA Vakfı. Avrupa Birliği Setekalarla işbirliği bağlamında bunlara maddi destekler sağlamış. Kaynak olarak da Avrupa Birliği'nin sayfası gösteriliyor. İlginç ayrıntı SETA Avrupa Birliği'nden fonlananları yakın geçmişte hain, işbirlikçi ve etki ajanları olarak görmesi tanımlamasıydı. Öyleyken SETA'nın aynı yerden para alması inanılacak gibi değil. Avrupa Birliği'nin paraları başkalarına haram da bunlara mı helal noktalarken lütfen videomu beğenin ve paylaşın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.